biraz omuz ağrılarından bahsedeyim. Hani şuralarda, buralarda bazen dirseğe kadar, bazen parmağa, ele doğru yayılan ağrılar. Eğer doktor iyi muayene etmezse, kolumuza, omuza doğru yayılan ağrıları hemen bir kulp yapıştırıverir size. Boyun fıtığı. Yahu, eğer kolunuzu kaldırırken ağrınız oluyorsa, hiç öyle lafa kulak asmayın. Boyunda fıtık dursun varsın. Kolunuzu kaldırırken olan ağrıların sebebi kolunuzdaki problemdir. O kadar çok sık geliyor ki, kolumu kaldıramıyorum, öyleyse boyun fıtığı. Yanlış. Omuzu kaldıran ve döndüren birçok kas var. Bizim dörtlü kas, supraspinatus, infraspinatus, tenospinatus, scapularis isimleri veriyoruz. Ama işte o kaslardan en çok sıkışan supraspinatus. Hani kolu şöyle 60 dereceyle 120 derece arası kaldırdığın zaman bazen müthiş bir ağrı hissedersiniz. İnanılmaz. Ve sonra yukarı doğru da kaldırabilirsiniz aslında ama şu 60-120 dereceler iki kemiğin arasından geçen bir kas var. O iki kemiğin arasından geçen supraspinatus kası sıkışır verir. O da impingement sendromu, sıkışma tuzak sendromu deriz biz. İki kemiğin arasından geçerken sıkışınca da birdenbire şişer. Şişince daha çok sıkışır, daha çok sıkışır. Daha çok sıkışırsa da daha çok ağrı yapar. Basit bir testi var. Bir su yaparız oradan, su enjeksiyonu. Hop arayı açarız. Kolunuzu pırt diye kaldırabiliyorsanız sebebi sıkışma sendromudur. Omuzda içine gerekli tedavi ama yağ yaparız, ama su yaparız. Ama mutlaka mutlaka egzersiz yaparız. Hallediveririz. Sakın ola ki omuzunuzu bir kaldırırken biri size boyun fıtığı var dediyse inanmayın. Boyun fıtığı ağrıları başınızı geriye kaldırıp aynı tarafa, ağrılı tarafa döndürdüğünüz zaman ağrıya yol açar. Kolu kaldırmakla değil. Omuz ağrıları kolaydır. Hallolur. Dert etmeyin onları. Egzersize dikkat edin sadece. Ağrısız günler diliyorum. Hoşça kalın.